Şimdi bakıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun, saatlerce reddiye yapıyorum. Efendim belki benim reddiyelerimi toplasan buradan Fizan'a kadar yol gider. Bu adamlar batıl ehli, bid'at ehli, dinlemeyin, etmeyin, şudur, budur. İşte benim şeyimi takip ediyorsunuz çoğunuz. Adam yine meraklı taze gibi, bakalım ne diyecek diyor, yine onu dinliyor. Ondan sonra zehirleniyor, kalbine bir şüphe giriyor, daha ipin ucunu kaçırıyor. Ondan sonra ne ayet kar ediyor, ne hadis para ediyor, hiç. E şimdi bu adamlarda bir dönüşüm olmasa, siretleri mesh olmasa, bir insan bu kadar vaaz-ı nasihat yapıldığı halde, hadi günaha müptelayız, hepimiz günahkarız ama itikadi bir meselede Allah Resulü'nün açıkça ifadeleri olan bir noktada bir insan hala o da bir görüş, bu da bir görüş der mi ya bunu? Bunu diyen de iman eseri var mıdır? Yoktur. Ama maalesef bunun Palu'da ne işi var ya? Bu işin Elazığ'da ne işi var? Malatya'da ne işi var ya? Mezhepsizliğin, bid'atçiliğin, ehl-i sünnete muhalif görüşlerin ne kadar üzücü bir mesele ya. Şu yurtlar, ulema yurdu, evliya diyarıdır. Hiç ben buralara bu adamların bir görüşü bile ulaşır diye düşünmüyorum. Tesir etmez diyordum yani. Ama işte yeni gelenler, bir gençlik geliyor, çoluk çocuk dinlerini internetten öğreniyorlar. Alimlerin sohbetlerine gitmiyorlar. Huzul ilme min efai rical. İlmi alimlerin ağızlarından alın. Hadis-i şerifine uymuyorlar. Fes'elu ehle zikir in kuntum la ta'lemun. Sizin ilminiz yok ise zikir ehline sorun. İlim ehlidir maksat ama niye ilim ehli demedi de zikir ehli dedi? Şimdi burada Mevla boş kelime kullanır mı? Fes'elu ehle ilmi diyemez miydi? Zikir ehline sorun diyor. Ne demek? İlmi var da ameli yoksa, zikri yoksa, haşyetullah yoksa, Allah korkusu yoksa, takva yoksa buna da sormayın demektir. Buna da sormayın. Bir adam ağzı çok laf yapabilir, kitapları yutabilir. Ama adamda ihlas yoksa, takva yoksa, hidayet yoksa men izdâde ilmen ve lem izdâde hüden ve mezdet minallâh illâ burda. İlmi artıyor, hidayeti artmıyorsa, zühdü artmıyorsa, dünyaya karşı rağbetsizliği, soğukluğu artmıyorsa, aksine desinler, beğensinler, sevsinler, beni dinlesinler, feministler, komünistler, herkes beni beğensinler diye tavizler veriyorsa, insanların beğenmesi için, Allah'ın dinini değiştiriyorsa, aksine hırsı artıyorsa, bir insan görmüyor mu her gün ölenleri, kabre girenleri, kendinden evvel ölenleri, dünyanın bir fayda vermediğini görmüyor mu? Bunu görüp de hala dünya hırsı artsa alim olur mu bu? Bunun ancak Allah'tan uzaklığı artar diyor. Bu ilim onu Allah'a yaklaştırmaz, cehenneme yaklaştırır. E şimdi bu adamlar dinlenilir mi, bunlardan bir şey öğrenilir mi? Siz zikir ehline sorun diyor. اِنَّمَا اَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءَ. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'inde Allah'tan ancak kullar içerisinde alimler korkar. Bu ne demek? Allah'tan korkmayan ilmi olsa da alim değil. El alimu men ya'mel bi ilmi, alim ilmiyle amel edendir buyuruyor hadis-i şerifte. Günahlar herkeste olabilir, küçük büyük düşebilir. Ama tevbe kapısı açıktır. Ama itikatta müsamaha yok. İmanda müsamaha yok. Sabaha kadar teheccüd kılsa, akşama kadar zikir yapsa, oruç tutsa, ömrünü mağarada itikaf yapsa, ehli sünnete kıl kadar, zerre kadar itikadı muhalif ise diyor İmam-ı Rabbani, havada uçsa şeytan istidracıdır diyor. Biz neye göre temiz edeceğiz? Hidayette olanı dalalette olandan neyle seçeceğiz? Ehli sünnet ulemasının görüşlerine uygun mu, değil mi? Ehl-i sünnet ulemasının görüşlerinden kıl kadar, zerre kadar ayrıldıysa İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu nereden alacak? Kafasından konuşamaz ki din adına.
Tirmizi hadisinde geçiyor. Men farakal cemaate şibran fekad hala rikatel islami min unuqih illa yarca. Cemaat inancından. Cemaat ne demek? Falan caminin cemaati demek değil. Falan tarikatın cemaati demek değil. Falan hocanın cemaati demek değil. Bu hadiste geçen cemaat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk cemaati olan sahabe cemaatinden başlamak suretiyle kıyamete kadar hak üzere devam edecek ehli sünnet vel cemaat. Çünkü kimdir hidayette soruyorlar. Hümüllezîne alâ mâne aleyhiyem ve ashabî. Bugün ben ve ashabım hangi inançta ve ameldeysek kıyamete kadar o yolda gidenlerdir buyuruyor. Ben demekten sünnet çıkıyor, ashabım demekten cemaat çıkıyor. Sahabe-i kiram 100.000 küsürü aştılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden evvel. Bunların içerisinde alın yazısı diye bir şey yoktur diyen bir kişi var mıydı? Kader yoktur, kadere inanmak gerekmez diyen bir kişi var mıydı? İsa aleyhisselam gökten inmeyecek kıyamete yakın diyen biri var mıydı? Mehdi zuhur etmeyecek diyen biri var mıydı? Fıkıhta ihtilafları oluyordu. Dört mezhep nereden çıktı? İşte sahabenin yine müçtehitlerinin ihtilafları yansıdı. Küfe okulu Ebu Hanife radıyallahu anh, İbn-i Mesud'lerden vesaireden o ilmi tahsil etti. İmam Malik Medine'de bulunan sahabe tabiinden tahsil etti. Onun için fıkıhta ihtilaf olur. Birinde kan çıkar, abdest bozar, birinde bozmaz. Bunlar ümmete kolaylıktır, rahmettir, genişliktir. Bunda bir sorun yoktur. Ama itikat meselesinde yahu bir adam Adem Aleyhisselam'ın babası vardı dese Hazreti Ömer onu ne yapar? Hazreti Ömer onu ne yapar ya? Bu adam Medine mescidinde bunun durumu ne olur? Bu camiye kabul edilebilir mi? Bunun cenazesi musallaya gelse sahabeden biri kılar mı bunu ya? Öbürü oradan sizin bir hemşehriniz var. Elazığlı bir hemşehriniz var sizin. Bu dalaletleri çıkaranlardan, eski Diyanet İşleri Başkanlarından bir Süleyman ateşiniz var. Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Şimdi bir ateş çıktı meydana derdi. Ateş. Ne dedi o biliyor musunuz? Yahudiler de cennete girecek, Hristiyanlar da cennete girecek. Kendi mağaraya sığmamış, kuyruğuna süpürge bağlamış. Sanki kendi cennete girmiş, Yahudi Hristiyanlar da cennete sığmış. Bak o adam öyle değildi. Süleyman Ateş öyle değildi. Eski alimlerden okumuş, velilerden icazet almış. Erbakan Hoca onu Diyanet İşleri Başkanı yaptığı zaman Ehl-i Sünnet itikadı üzere diye yaptı. Fakat adam sonunda geldiği nokta ne oldu şimdi? Yahudi Hristiyan herkes cennete girebilir diyor. İmanın şartı ikidir diyor. Bizim peygambere dine inanma şartı yok. Bu Elaziz için ne kadar büyük bir efendim hasar, kayıp. Keşke Ehl-i Sünnet üzere kalsaydı da hizmet etseydi. Gelmiş kaç yaşına sizin için ne kadar fayda olur? Hepimize faydası olurdu. Ama demek ki ilim yetmiyor. Mürşitsiz kalanlar bocalıyor. Evvelce mürşidin vardı. Ondan sonra mürşidin ne oldu? Nefsinin hevası, keyfine ne geldiyse onu konuşuyor. Ben o kadar büyük alim oldum ki efendim artık din adına istediğimi konuşabilirim. Nasıl konuşabilirsin? Gerçi o lafı da ilk o çıkaran o değil. Onu da Mısır'daki zındıklar, Mason Abduhlar, Afganiler onlar çıkarttı. Bu da kötü bir taklitçidir. Kendileri çıkaracak kadar zaten ilimleri, melekeleri de yok. Çünkü böyle bir batılı çıkartabilmek için bayağı bir zındıklıkta ileri gitmek lazım. O da Mısır reformistleri, Mason Abduhlara nasip olmuş bir şeydi. Ne yapacağız şimdi? Bir insan Yahudi Hristiyan cennete gidecek dese sahabe-i kiram arasında böyle biri bir şey söylediğini duysalar ne yaparlardı? Böyle bir adamı Müslüman sayarlar mıydı? Cenazesi kılarlar mıydı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Benim ümmetimde
Öyle kimseler çıkacak. Bunlar kader yok diyecekler. Alın yazısı yok diyecekler. Allah'ın ilmi yok diyecekler. Şimdi Ankara İlahiyat bunlarla doludur. İlmi Kelam Dalı Başkanı Şaban ismindeki zat çocuğa diyor, araba vuruyor, ölüyor. Biz de gidiyoruz ana babasına, Allah'ın yazısı kaderi ya işte falan teselli ediyoruz. Aslında Allah'ın öyle bir kaderi yok diyor. Arabanın diyor vurması diyor, çocuğun ölmesi orada kader değil diyor. Ama ne diyeceksin adama diyor, adamı yatıştırmak lazım diyor. Bunu senin ilahiyata gönderdiğin çocuğuna itikat dersi veren bölümün başkanı söylüyor. Sen ondan sonra bunlardan yetişenden bir hayır bekle. Ancak medresede okudu da Kur'an-ı sünneti, ehli sünneti güzel öğrendi de diploma almak için oraya mecbur olup gitti de o da itikadını muhafaza edebildiyse müstesna. Kaç tane bilmiyorum, saymadım. Nereye gönderecek bu millet çoluğun çocuğunu? Medreseye gönderecek, başka çaresi yok. Çünkü öbür taraflarda büyük tehlikeler arz ediyor. Şu itikatta müsamaha olur mu ya?